Bu tutulma ile birlikte burçlar nasıl etki alacaklar? Sevgili koçlar ve yükselen koç olanlar, koç burcu değilseniz de dinleyin. Eşiniz, dostunuz, birileri koçtur anlatırsınız. Kesinlikle maddi konularda sınanacaklar boğa burcu tutulması. Şimdi tutulmayla birlikte hemen bir gün iki günde olacak diye beklenmesin. 6 aylık süreçlere yayılıyor. Dolayısıyla işi bırakmak, yeni bir iş açmak, işle ilgili mesela sürümcemede olan bir takım durumlar. Hani diyorsun ya, ya tutulma oldu bırakmıyorum, sıkı sıkı tutuyorum. Evet ama bu iş seni mutlu etmiyorsa bırakacaksın. Mecbursun günün sonunda. Belki patronunla veya çalışanlarla aranda bir sorun çıkacak ve gerçekten dayanamayıp bırakacaksın. İşte maddi konularda sınanacağı, ektiklerini biçeceği bir sürece giriyor sevgili koçlar. Bu tutulmayla birlikte. Boğa burçları zaten en önemli etkiyi alan burç. Çünkü 1,5 yıldan beri boğa akrep, boğa akrep, boğa akrep tutulmalarının son ayağına geldik. 28 Ekim'deki tutulmayla artık son bir karar, son bir hayatına çeki düzen verme, son bir hani bir şeyleri çek edersin, bir düzen getirirsin, ne yapman gerektiğinin kararını verirsin. Özellikle kendine olan özgüveni, kendine olan saygısı ve günlük düzeniyle ilgili konuları yapması gerekiyor. Boğaların karar vermesi gerekiyor bazı şeylerde. İkizler için biraz sağlık konularına ve arka plandan dönen entrika, düşmanlık, rekabet içeren durumlara dikkat etmesi gerekiyor. Dost zannettikleri aslında dost olmayabilir ikizler için. Gene hayal kırıklıkları yaşayabilir sevgili ikizler. Hani iyi niyetiyle her şeyi herkese anlatırken biraz dikkat etmek, belki biraz ketum olmak gerekecek. Bir de rahatsız olduğu konularda bu sefer konuşmasın diyorum ben. Biraz hani bir laf vardır, duymak isteyene fısıltın yeter. Biraz sessizliği seçmeli, inzivayı seçmeli sevgili ikizler için. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler özellikle arkadaşlık çevresinde, sosyal ortamlarında bir devrim yaşayacaklar. Bu anlamda yeni arkadaşlıklar bulmak, yeni çevrelere girmek isteyecekler. Artık var olan arkadaşlıklarının kendilerine çok da bir şey katmadığını, hatta kendilerinden alıp götürdüğünü, kendilerine zarar verdiğini, kendilerini mutsuz ettiğini görecekler. Bu manada yengeçler için mutlaka yeni bir sosyal ortam, yeni bir düzen kurmalarını tavsiye ediyorum ve umutlarının peşinden, hayaller evinde oluyor çünkü bu tutulma, hayallerinin peşinden mutlaka gitsin sevgili yengeçler. Aslanlar için iş hayatında aksiyon alma zamanı, gerçekten kendini gösterme, parlama, bugüne kadar bir takım tembellikler yapılıyorsa silkelenip ayağa kalkma zamanı, evlilik düşünen aslanlar varsa bu boğa burcundaki ay tutulmasından sonra ciddi ilişkiler ve evlilikle ilgili de önemli ve nihai kararları alacaklardır. Sevgili başaklar, bakış açılarında bir takım değişiklikler yaşayacaklar. Aynı zamanda hukuksal konular, davalar, hak, adalet gerektiren, gerçekten bazı anlamlarda hakkının yendiğini düşünüyorsa artık yeter deyip bir ayağa kalkıp bu hakkı aramak için yola çıkacaklardır. Yeni bir eğitime başlayabilirler. Biraz vizyonlarını genişletip farklı eğitimler, farklı kurslar, farklı hobilere yönelip biraz daha hayatı akışına bırakabilirler ve rüyaları da mesajlı sevgili başakların. Ve sevgili teraziler için onlar da koç burçları gibi ödemelerinde bir takım maddi konularda, mali konularda sıkıntılar veya zorluklar veya yenilenmeler yaşayabilirler. Özellikle var olan bir ortaklıkları veyahut da bir iş birliktelikleri varsa bunu bırakıp yeniye yer açmak isteyecekler. Yani bugüne kadar seninle çalıştık, çok teşekkür ederim. Bundan sonra başkasıyla yol alacağım kararını verecek sevgili teraziler. Onlar da zor bir aydan geçti. Güneş tutulmasını da yaşadılar nitekim 14 Ekim'de. Dolayısıyla teraziler için de karar ayı diyoruz. Ve sevgili akrepler için ilişkiler teste tabi tutuluyor. Çünkü tam karşısında akrep burcunun boğa burcundaki tutulma. Demek ki ikili ilişkilerinde yolunda gitmeyen ilişkiler, evet burada diyebilir, tutulma var ayrılıyoruz diyebilir. Çünkü bunu kullanmayı en hak eden burç burada akrep. Bugüne kadar bir şeyler yolunda gitmiyorsa daha fazla gitmesi için uğraşmamalı. Bırakın sizinle yol yürümek isteyenler yürüsün, yanınızda kalmak isteyenler kalsın. Kalmak istemeyenlere de bay bay deyin diyeceğim sevgili akrepler için. Ve sevgili yaylar, yükselen yaylara geldiğimiz vakit günlük işlerin
böyle yorucu geçtiği, biraz monoton geçtiği, sıkılgan olduğu bir süreçte bunu biraz daha hareketlendirmek, biraz daha belki işin içine spor katmak, keyifli aktiviteler katmak iyi gelecektir. Gene kiracılar, kontratlar gibi mevzular önlerine çıkacaktır. Biraz angarya işlerle uğraşmak onları yoracak aslında. Dolayısıyla kısa bir seyahate gitmek eğer fırsatları varsa tavsiye edilir. Oğlak burçları, yükselen oğlaklar, bu ay sonunda çocuk bekleyen oğlaklar için özellikle güzel haberler var. Çünkü boğa burcundaki ay tutulması onların tam da 5. ev dediğimiz astrolojide aşklar, flörtler ve çocuklarla alakalı bölgesi. Bekar olanlara aşk ve flörtler adına yenilikler var. Evli olanlara çocuklar veya zaten çocuğu olanlara da gene çocuklarının belki sorumlulukları, eğitim hayatları ve gelecekleriyle ilgili bir takım sorumluluklar bindirecektir. Kova burçları, yükselen kova ve kova burçları özellikle aile içi çatışmalardan uzak durmalı. Kopuşlara neden olabilir. Aile içinde bugüne kadar sindirilen, üstü örtülen konular yeniden gündeme gelebilir ve artık son darbe Boğa burcundaki ay tutulması nihai karara varacaktır. Bu bir taşınma, bir ev alma, mal mülk alma durumu da olabilir elbette ki. Gene ebeveynleriyle ilgili sağlık konularına da biraz kova burçları dikkat etsinler. Ve son burcumuz balık burcu için özellikle yakın çevre, iletişim hattı çok önemli. Kardeşlerinden, akrabalarından sürprizler var. Belki böyle sürpriz, farklı, sıra dışı olayları özellikle yakın çevre ilişkilerinde yaşayacaklar. Gene bu süreçte ufak tefek ticari işlere girmek için uygun. İnternetle ilgili işte yeni bir web sayfası açmak, böyle dijital konular için yazı yazmak, bir şeyler paylaşmak, bilgi paylaşımı için çok uygun balıklara. Gene balıklar için elektronik eşya almak için çok uygun bir zaman dilimi. Evet. Ama ekonomi olarak bilmiyorum balıklar ne yapacak. Ekonomik Ekonomi anlamda. olarak özellikle terazi burcundaki güneş tutulması biraz zorladı onları. Katılıyorum. Ama şimdi böyle artık biraz iletişim konuları ön plana çıkıyor bu tutulmayla birlikte. Değil mi? Dolunay Hocam, şöyle bir şey var. Genelde baktığım zaman ben siz anlattığınız burçları şu var. Az önce dediğim konuya geldik yine. Hani bitişler, yeni başlangıçlar, yeni Çok sosyal doğru. çevreler, yeni ortamlar. Peki burçlar arasında dengesizlik yaşayabilecek var mı böyle arkadaşlıklarda? Mesela Yengeç burcuyla Akrep burcunun arkadaşlığı gitmez gibi şeyler var mı böyle şu Şimdi dönem içerisinde? burçlar arasında aslında mesela her burç kendi grubuyla çok güzel anlaşır. Grup dediğimiz ne? Niteliği yani elementi. Mesela yengeç su elementi, akrep su elementi, balık su elementi. Bu üçü gayet güzel anlaşır. Koç, aslan, yay, ateş elementi. Bu üçü çok güzel anlaşır. Başak, boğa, oğlak, toprak elementi. Bu üçü çok güzel anlaşır. Terazi, ikizler, kova, hava elementi. Bu üçü çok güzel anlaşır. Dolayısıyla herkes ilk önce kendi grubundakiyle muhteşem anlaşıyor. Şimdi Doğru. baktığımız zaman arkadaş seçiminde de tabii ki etkili oluyor. Hatta ilişkilerde de etkili oluyor. Bunları mutlaka zaten astrolojiye ilgi duyanlar, buradan takip edenler vardır. Onlar da hak vereceklerdir Kesinlikle. size. Mesela Oğlak diyor kardeşim Başak birbirimizi yiyoruz diyor. Tabii ki böyle şeyler de olabilir. Haklısın çünkü yükselenleriniz farklı, gezegen Evet. dağılımınız farklı. Bir de iki cambaz aynı ipte belki gitmiyorsunuzdur gibi durumlar var. Oradaki durum farklı. Fakat arkadaş olarak bir Oğlak'la bir Başak çok güzel anlaşır onu söyleyeyim. Evet. Şimdi biri demiş ki yengeç tam nokta atışı demiş. Ben de bir yengeçim. Ben de size onu söyleyeyim. Gerçekten nokta atışı yani. Yengeç nokta atışıydı. Ben gerçekten öyle düşünüyorum. Çünkü hep benim kafamda canlandırdığım şeyleri söylediniz. Süper. Böyle şeyler yaşanıyor. Muhtemelen diğer burçlarda da arkadaşlarımız, izleyenler aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Aslanlar, koçlar ve yaylar ateş elementi spontane, hareketli ve dediğim dedik modunda insanlar olduğu için dolayısıyla sözü geçsin isterler. Bu yüzden böyle girdikleri ortamda da, ev ortamında da kendilerini çok rahat gösterirler. Tek Nasıl burcu için denir? en güzel şey ne biliyor musunuz? 1,5 Var mı? yıldır omzundaki bütün yükler artık bu 28 Ekim'deki tutulmayla bitiyor. Teraziye atıyor bunu. Üzgünüm teraziler.
Yani 1,5 yıldan beri akrepler çok çekti, çok yoruldu, çok stres altında kaldı. Güney düğüm akrepteydi. Yani ay düğümlerinin güney tarafı kaybettiren taraf, zorlayan taraf, sıkıntı yaratan taraf akrep burcunun üstündeydi. Dolayısıyla akrepler hep bir şeylerde bir ne bileyim böyle bir kaos yaşadılar. Efendime söyleyeyim, bazı konuları engellendi. Hep böyle sanki işleri rast gitmiyormuş hissine kapıldılar. Psikolojik olarak da kendilerini karamsar ve kötü hissettiler. Şimdi bu Ekim sonundaki tutulmayla artık bu döngüyü kapatıyorsunuz sevgili akrepler. Bence sizden mutlusu yok. Artık bu döngüyü başka burçlara atıyorsunuz. Oh, siz rahat ediyorsunuz. Harika bir şey. Aynı burç olan çiftleri çok tavsiye etmeyiz. Çünkü aynı yerden bakıyorlar. İlk başta çok güzel gelir bu. Aynı zevkler, aynı ilgiler, aynı işte damak tadı vesaire. Fakat bir süre sonra yorucu olmaya başlayabilir. Şey Biraz diyorsun, farklılıkları zaten ben belirleyici. varım. Zaten ben varım. Bir bana daha ne ihtiyaç var diyor, değil mi sonradan? Öyle mi oluyor? Aynen öyle. Yani Aynen öyle. şimdi buradan çiftlerin ayırmak için bir yayın yapmıyoruz ama şöyle, Yani yani burcunu değiştiremezsin ama bunun farkındalığına varıp alttan alabiliyorsa ne mutlu ona. Ama yok ben alttan alamam diyorsa o zaman da diyecek bir şeyimiz yok. biri dengeyi sağlamalı mesela. Boğa akrep gibi gözükecek veya yengeç gibi gözükecek. Yani sonuçta burcunu değiştiremezsin. Eşini de değiştirmek istiyorsan alttan alacaksın, değil mi hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle. Yani Ben hepimiz insanız. Hepimizin mesela işte şu burç şöyledir, bu burç böyledir değil. Bir anlamda tabii ki burçlar astrolojinin olmazsa olmazı vazgeçilmezi kesinlikle. Benim için mesela çok çok önemli. Fakat genel hatlarıyla baktığımızda hepimizin yetişme tarzı, yetiştirilme ortamı farklı. Statülerimiz farklı, eğitim konuları farklı, bulunduğumuz çevre farklı. Yani her akreple her akrebi aynı kefeye koyamazsınız veya her aslanla her aslanı aynı kefeye koyamazsınız. Dolayısıyla çok göreceli işler bunlar ve tabii. kişilerin kendi doğum haritalarında biz neyin ne olduğunu çok daha rahat anlayabiliyoruz. Ben iki tane akrep burcunun haritasını açayım. İkisi de bambaşka hayatlar yaşıyor, bambaşka misyonları var. Yani Evet. orada doğduğun saat, doğduğun enlem, boylam, doğduğun ay, yıl bunlar çok çok önemli. Bir pandemi bekleniyor mu diye geleceğe yönelik öngörüleriniz var mı diye soran olmuş bir arkadaşımız. Bu da benim için çok değerli bir soru aslında. Var Şöyle, mı böyle bir salgın şimdi bu öngörüsü? şöyle 14 Ekim'deki tutulma Merkür Kiron özellikle karşıtlığı içeriyordu. Dolayısıyla 14 Ekim'deki tutulmayla birlikte bu hastalığın artması, virüslerin gene yaygınlaşması gibi durumlar vardı. Ama hiçbir şekilde biliyorsunuz sevgili bakanımız da açıklama yaptı. Dolayısıyla hem ekonomik şartlar hem de insanların böyle bir tahammülü yok artık. Herkes kendini korumakla mükellef. Yani herhangi bir kapanmaydı işte gene o Covid dönemi gibi bir durumlar söz konusu olmayacaktır. Ama salgınlar hep var olacaktır. Evet, yani önümüzdeki günlerde de yine bir süreç bizi bekliyor. En şanslı burcu hocam atlamışız herhalde Yani tutulmalardan. bu tutulmayla birlikte en şanslı burç hangisidir diye sorsam aslandır diyebilirim. Çünkü 10. evi önemli bir evinde, iş kariyer alanında gerçekten statü alanında gerçekleşiyor. Aslanlar için çok çok önemli bir yerde oluyor. Gene boğa burçları da, akrep burçları da şanslı. Çünkü bence onlardaki bu tutulma, bu yorgunluk da son bulacağı için onların da artık nefes alacağı bir süreç başlayacağı için kesinlikle boğalar ve akreplerde şanslı olan burçlardan. Oğlakları da gene aşk, flörtler ve çocuklar alanında yaşadığı için tutulmayı şanslı görüyorum. Ay aslan da çok şans vurmayabilir. Çünkü ay burcumuz bizim tamamen reflekslerimizle alakalı, bilinçaltımızla, duygularımızla alakalı. O yüzden burç yorumları yaparken genel hatlarıyla aslında yükselen ve güneş burcuna bakılır. Ay burcuna bakılmaz. Hocam çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür Ağzına sağlık. ediyorum. Çok mersi. Hepinize çok çok sevgiler. Çok teşekkürler.